Merhaba sevgili seyirciler. Bir programda daha yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz İslam peygamberi tacir miydi? Rızkın onda dokuzu ticarettedir sözünü gerçekten söyledi mi? İslam peygamberi nasıl geçiniyordu? Mesleği neydi? Yaygın kanaate göre İslam peygamberi Hazreti Muhammed bir tacirdi. Ticaretle uğraşıyordu. Develeri alıyor satıyordu. Kervanları çeşitli şehirlerin pazarlarına götürerek oralarda değiş tokuş yaparak malları ve satarak para kazanıyordu. Bu nedenle de ticareti öven sözler söylemişti. Ve evlendiği ilk eşi Hazreti Ayşe'nin de ticaret kervanlarına o bakıyordu. Onun mallarını Şam gibi büyük ticaret merkezlerine götürerek oranın pazarlarında satıyordu derler. Bu şekilde anlatıldığı zaman doğru değil. Ticaret olması için peygamberin sermayesi olması gerekir. Oysa İslam peygamberinin kendine ait sermayesi hiçbir zaman olmamıştı. Dolayısıyla bu anlatı doğru değil. Peki İslam peygamberinin işi neydi? Hazreti Ayşe, Hazreti Hatice ile evleninceye kadar dağlarda çoban gidiyordu. Yani çobandı. Onunla evlendikten sonra da özellikle belirgin bir şekilde kervanları büyük şehirlerin pazarlarına, panaylarına götürüp satıp geri getirerek sahibine iade ediyordu. Yani peygamber bir çoban ve bir kervan emekçisi idi. Kendine ait maddi anlamda hiçbir sermayesi olmamıştı. Hatice ile evlenmeden önce gerek amcası Ebu Talib'in gerekse başka Mekke ileri gelenlerinin kendilerine emanet ettiği keçi, koyun veya sığır gibi özellikle koyun ve keçi başta olmak üzere sürüleri Mekke'nin otlaklarında sabah gidiyor, akşam dönecek şekilde veya bir gidip 2-3 gün sonra dönecek şekilde otlatıyordu. Yani çobanlıkla uğraşıyordu. Ve bunun karşılığında da kendisine bir çobanlık miktarı veriliyordu. Çünkü sürülerine çoban tutan zenginler, o zaman zenginliğin göstergesi sürü sahibi olmak, büyük bir kervan sahibi olmak, tarla sahibi olmak, köle sahibi olmak gibi konulardı. Bunların sahibi olanlara zengin deniyordu ve Kur'an'ın bunlar için kullandığı bazı tabirler var. Mesela zü malin, mal sahipleri, ashabul cenne, bahçe sahipleri, tarla sahipleri, toprak ağaları anlamında.
ve evlat sahipleri, mal ve evlat sahipleri gibi veya ulun ni'me, nimet sahipleri gibi tabirler kullanır Kur'an-ı Kerim. Bunlar Mekke'nin ileri gelen zenginleri için kullanılan tabirlerdir. Mal sahipleri veya servet sahibi olmayı ifade eder. Peygamber için bu tabirlerin hiçbirisi kullanılmamıştır. Peygamber'e Kur'an'da sadece şöyle bir ifade kullanılır. Biz seni yoksul bulup da zengin yapmadık mı? Duha suresinde geçer. Biz seni delalette bulup da hidayete erdirmedik mi? Yoksul bulup da zengin yapmadık mı? Buradaki delalet ve hidayet kelimeleriyle zenginlik ve yoksulluk kelimeleri terim anlamıyla değil, kelime anlamlarıyla kullanılır. Yani bir kelime Kur'an-ı Kerim'de her yerde aynı anlamda, her cümlede aynı anlamda kullanılmaz. Kelimelerin değişik anlam varyantları vardır. Değişik anlatım sanatları vardır. Onlarla beraber kullanılır. Burada da peygamberin peygamberliğe başladığında ilk etapta ne yapacağını şaşırması, nereden gireceğini, kime ne söyleyeceğini, hangi sözleri söyleyeceğini, ne şekilde söyleyeceğini bir an için şaşırması ve ona peş peşe gelen ayetlerle yol gösterilmesi kastedilir. Ve aynı zamanda peygamberliğe başladığında yalnız, tek başına elinde avucunda herhangi bir imkanı olmayan, sermayesi olmayan, hakikaten yoksul ve yoksun durumda olan peygamber kendisine ayetlerin gelmesiyle, vahyin yönlendirmesiyle ihtiyaç sahibi olduğu, ihtiyaç duyduğu şeyler böylelikle giderilmiş ve peygamber bu anlamda vahiy ile desteklenmiş, zaman içerisinde etrafındaki sahabelerin sayısı artmış, Hatice'nin desteğini almış, Ebu Bekir'in desteğini almış, Ömer'in desteğini almış, ileri gelen bazı Mekkelilerin desteğini almış, Mekke'nin köleleri, zayıfları, kadınları, özellikle onlar arasında başlatmış olarak olduğu hareket yankı bulmuş. Zaman içerisinde Mekke'den taşarak Medine'ye göçmüş, orada Ensar'ın desteğini almış, Evs ve Hazreç kabilelerinin desteğini almış, kendisine inananlar zaman içerisinde çoğalmış ve nihayetinde Mekke'yi silahsız bir şekilde teslim alarak içinde yaşadığı şehirdeki düzeni de değiştirmiş. Ve zaman içerisinde ümmeti çoğalmış, büyümüş. Peygamberin zengin olmasından kasıt budur. Yoksa onun şahsi zenginliği değildir. Malumdur ki peygamberin bütün rivayetlere göre herhangi bir mal varlığı söz konusu değildi. Bir hareket başlattı ve harekette destek olanlar oldu. Hareketi büyüdü, gelişti. Manevi anlamda zenginleşti. O kastedilir, o söz konusu ayette de. Dolayısıyla peygamberliğe başladığından bitirinceye kadar din üzerinden, yaptığı peygamberlik üzerinden şahsi zenginleşme sağlamamıştır. Bundan kararlı bir şekilde uzak durmuştur. Ve rızkın onda dokuzu ticarettedir sözünü de peygamber söylememiştir. Çünkü kendisi bir tüccar değildi. Kervan emekçisiydi dediğim gibi. Bu söz Mekke'nin ileri gelenlerine aittir. Onlar bu işlerle uğraşıyorlardı. Onların büyük ticaret kervanları söz konusuydu. Peygamber evlendiğinde kendine ait bir evi de yoktu. Evlendiği Hatice'nin evine taşındı. Onun evinde kalıyordu. Hatice'nin evi Mekke'de orta halinin biraz üstünde. Yani çok fazla yoksun değil ama aşırı şekilde bir villa falan da değildi. Ortanın biraz üzerinde bir evdi. Orada yaşamaktaydı. Geniş bir evdi.
bu eve de peygamber Mekke'den Medine'ye hicret edince geride kalan Müslümanların tüm evlerine, Ebu Bekir'in dükkanlarına, Hatice'nin evine ve göçenlerin geride bıraktığı evlerindeki eşyalarına kadar, sedirlerine, halılarına, duvarda asılı tablolarına kadar her şeylerine, mutfaktaki tencerelerine, tavalarına, bardaklarına kadar, tandırlarına kadar her şeylerine el koydular. Bunların kimini sattılar, kimisini develere yükleyip Şam'a götürüp orada satarak ve onlarla daha fazla silahlar alarak Medine'ye gidip peygamberi öldüreceklerdi. Ebu Sufyan bunun için yemin etti. Hatta şiir bile yazmıştı. Medine'ye gideceğim, Muhammed adamlarını asacağım türünden. Bu nedenle peygamber Ebu Sufyan'ın kervanını ve Mekkelilere ait, Mekke'den birazcık uzaklaşan ve haber aldığı kervanları gerek kendisi veyahut da gerekse birisini görevlendirerek önlerini kesiyor ve develerin üzerindeki malları indirtip Medine'ye getirtiyordu. Çünkü o malların birçoğu Mekke'den Medine'ye göçünce Müslümanların evlerinden toplanan eşyalar ve mallardı. Onları satarak kendilerine mal etmeye çalışıyorlardı. Zaten Mekke'yi Tis'atu Rahd adı verdiği Kur'an-ı Kerim, dokuzlu çete dediği bir zengin tefeci bezirgan tayfa yönetiyordu. Bunlar Kabe'ye getirilen mallara da el koyuyorlardı. Onların ticaretleri ve kazançları tamamen haram üzerine kuruluydu. Onlar diyorlardı ki, Muhammed'in dediği gibi olursa, yani Allah her yerde olursa ve bir tane olursa, o zaman 360 tane Kabe'nin içerisindeki put yok olacak demektir. Kabe'nin içerisindeki 360 tane put yok olunca ve Allah da görünmeyip bir tane ve her yerde olursa, o zaman Mekke'ye kim gelir? Mekke'yi ziyarete kim gelir? Allah her yerdeyse adam buraya niye gelsin? Dolayısıyla Mekke'nin içerisinde 360 tane Mekke ve civarında put dikmişlerdi. Bunların Allah ile aralarında aracı olduklarını söylüyorlardı. Allah'ı seven bunları ziyarete gelsin diyorlardı. Bunları seven de hediye getirsin diyorlardı. Ve insanlar evlerinden her yıl haç mevsiminde ve tüm yıl boyunca bu putlara hediyeler getiriyordu. Altın, gümüş, hurma, halı, kilim, ne kadar değerli eşya varsa bunlara hediyeler getiriliyordu. Ve putlar ta burunlarına kadar hediyelere gömülüyordu. Bırakıp gidiyorlardı. Ebu Cehil, Ebu Sufyan ve Mekke'nin dokuzlu çetesi bu malları iç ediyordu. Bunlarla zengin olmuşlardı ve Allah ticareti yapıyorlardı. Allah ile aralarındaki putların ticaretini yapıyorlardı. İşte peygamber bu düzene çomak soktu ve dedi ki Allah bir tanedir, 360 tane değildir. Görünmemektedir. Öyle siz buraya resim put dikmişsiniz. Bunlar Allah'ı temsil etmez. Allah değildir. Allah'la aramızda aracı da değildir ve Allah sadece Mekke'de, Kabe'de değil, yerlerde ve göklerde. Nerede anarsanız orada, her yerdedir. Bu durumda Mekkeli Kureyşlerin kurduğu Mekke'deki Tanrı, Allah saltanatı yerine yeksan oluyordu. Ve Ebu Sufyan bu soruyu soruyordu. Peki Allah bir taneyse, görünmüyorsa ve her yerdeyse bu 360 tane put yok olacak demek. O zaman Mekke'ye kim gelir? Kimse gelmediği zaman biz ne yaparız? Dolayısıyla Mekke'nin içerisindeki putları yok etmekle ve Kabe Allah'ın evidir deyip onu ortaya yerde koymakla daha sonraları içinden her ne kadar putlar yok olduysa da bu sefer Kabe'nin istismarına başladılar ve Kabe için getirilen malları iç etmeye başladılar. Yani Mekke'nin içerisindeki putları yok etmek yetmedi. Kabe o putların yerine geçti.
Ve onun üzerinden bu sefer aynı istismarı tek Allah, her yerde olan Allah ama Kabe ile evi Allah'ın evi olarak temsil eden Allah'a dönüştürdüler ve yine istismarlarından vazgeçmediler ve vazgeçmiyorlar. Oysa peygamberin amacı Allah'ı ve Kabe'yi kazanç vesilesi, ticaret aracı olmaktan tamamen çıkarmaktı. Allah ticaretine son vermekti. Onu sadece bir inanç olarak kalmasını sağlamaktı. Bu nedenle kendisi de zaten yapmış olduğu peygamberlikten dolayı onu bir ticaret, bir meslek olarak görmedi. Peygamber bir ilahiyatçı, teolog, din adamı, tapınaklarda vaaz veren bir vaiz, etrafında dini konuşmalar yapılan bir dini önder olarak bilinmiyordu. Din adamları zaten vardı. Peygamber çoban ve kervan emekçisiydi. Sermayesi alın teriydi. Onun dışında hiçbir geliri olmadı. Peygamber olduğu zaman da kendisine Beytül Mal'den verilen bağışlarla, maaşlarla geçindi. Elde ettiği ganimetler de saldırganlardan geriye kalanlardı. Hiçbir kabileye baskın düzenlemedi, talan yapmadı ve insanların mallarına, mülklerine el koymadı. Kendisine zulmedenlere ve kendi eşyalarını çalanlara karşı sadece hareketler düzenledi ve Medine'yi sadece savundu. Hiçbir yere saldırmadı, saldırılara cevap verdi. Bu esnada ele geçiren mallara, mülklere de ganimet deniyor. Bu ganimetlerin de hiçbirisini kendi şahsi zenginliği için kullanmadı. Genellikle örneğin harber ganimetlerini üçe bölmüştü. Üçte biri misafirlere, üçte biri Medine'ye gelen kendi eşleri dahil kimsesiz kadınlara ve üçte birini de yoksullara ayırmıştı. Ganimet onun zenginleşmesi, hele hele şahsi zenginleşmesi anlamına hiç gelmemekteydi. Vefat ettiğinde de İslam peygamberi geriye mülkiyet namına hiçbir miras bırakmadı. Gerek eşleri, gerekse kabilesi onun mirasından herhangi bir pay alamadı. Normalde öldüğünde Arap geleneklerine göre eğer çocukları yoksa kişinin mirası eşler arasında bölüştürülür. Çocuğu olarak sadece Hazreti Fatıma vardı ve diğer eşleri vardı. Onlara hiçbir miras kalmadı. Bir kitap ve birkaç kap dışında herhangi bir şey bıraktı. Çünkü şöyle demişti: biz peygamberler miras bırakmayız. Bizim mirasımız sadakadır. Yani biz size sadakayı miras olarak bırakırız. Dayanışma, destekleşme ve bu amaçla toplanmış olan kamu gelirleri ve bunların da yoksullara ve muhtaçlara gitmesi gerekir demişti ve bunun sürdürülmesi gerektiğini söylemişti. Evet sevgili seyirciler, bir program daha böylelikle bitti. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle hoşça kalın.